ÖTV zammı ile yeni oranlar belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı ile bugünden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV oranları yeniden netleşti. 30 Ağustos'ta gelen ÖTV zammının ardından tabii Galericiler sitesi de ciddi bir sakinlik hakim. Özellikle araçlara, sıfır araçlara gelen zamlar ikinci ele de ister istemez yansımış durumda. Tabii ikinci el alacak vatandaşlar için gördüğünüz gibi ciddi bir sakinlik söz konusu. Galericilere sorduğumuzda ise gerçekten ciddi bir tedirginlik söz konusu. İki taraf da aslında bu işten memnuniyetsiz olduğunu söylüyor. Bakalım süreç neyi gösterecek ama sakinlik ortada. Örneğin motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin liraya aşan otomobiller için ÖTV oranı %60'dan %80'e çıkarıldı. Yani bugün ÖTV ile ilgili ilk gün tabii piyasaya yansımasını biz ancak internet üzerinden görebiliyoruz. Mesela dün 120 bin, 150 bin bantı bir arabayı yazmışsa 120 bin yazdığını bugün 5 bin lira üzerine ikinci elde hemen ek olarak ilave etmiş. Bu ÖTV yani yükselmesi bizi tabii şaşırttı. Piyasa içinde çok iyi bir şey değil. O da bir gerçek. Netice itibariyle ikinci el araçların ciddi bir çıkış süreci vardı. 8 aydır bu böyle devam ediyordu. Fiyatlar ucuzlatılır, ucuzlatılacak denilirken yeni bir ÖTV gelmesi hakikaten piyasayı daha da zor bir hale soktu. Yani zaten sıfırda sıra veriyorlar. Belki ondan dolayı mı biraz dursun, yavaşlasın diye mi yapıldı bilemiyoruz ama İkinci elde tuh fiyat olarak yansır. Nasıl biz bire yansıdıysa bize de 15-20 gün sürmüyor bile. Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen, ÖTV matrahı 170 bin liraya aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı %100'den %130'a, diğerleri için ise %110'dan %150'ye yükseltildi. Son 15 gündür ciddi bir tüketici talebi yok işin gerçeği. Yani bayram öncesi hareketliliğimiz azaldı. Yani böyle bir dalga gibi geliyor. Bir iki araba veriyoruz. Tekrar bir müddet bekliyoruz. Tüketici tabii bundan mutlu olmaz. Bazı arkadaşlar, tüketiciler satmış aracı. Para da bekliyor. Uygunlasın diye kendi bindiği aracını satmış. Yeni bir araç için beklemede kalmış. 100 bin liralık bir araç satıp beklemede kalmışsa o aracı alabilmek için bugün 70 bin lira, 60 bin lira ilave etmek zorunda kalmış. Dolayısıyla da tabii bu bir noktada devalüasyondur. Yani paranın değerini kaybetmesidir. Çok insanları mutlu etmez. Ne tüketiciyi, ne alanı, ne satanı. Alan pahalı aldığından muzdariptir. Satıcı da sattığı malı tekrar yerine koyamadığı için muzdariptir.